Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz garaj.com'dan Sayın Cevat Boran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte olmak büyük onur ve mutluluk veriyor bize. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Cevat Boran kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. 79 doğumluyum. Karslıyım. 2002'den sonra askerden geldikten sonra otomotiv işine girdim. 2015'in sonunda garaj.com'u kurdum. Araç kiralamayı teknolojiyle buluşturduk. Evet. 2015'ten 2017'ye kadar da garaj.com'u yükseltmeye uğraşıyoruz. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya uğraşıyoruz. Evet. Böyle. Evet gerçekten de 21. yüzyıl teknoloji çağı artık hemen hemen her şeyi tek bir tuşla ya da e, çok basit olanaklarla kendi lehimize çevirebiliyoruz değil mi? Ve evet. siz de artık otomotiv konusunda, araç konusunda bunu bu kadar yakın hale getirdiniz evet. bizlere. Teknolojik bir şekilde. Firmanızın faaliyet alanlarından biraz bahseder misiniz? Tabii ki. E, Garaj.com yani garaj e, aracı olmayan herkesin cebindeki araç olmayı hedefliyor. E, bir teknoloji şirketi Araç kiralamayı teknolojiyle buluşturduk. Bir pazar yeri kurduk. Pazar yerinin içerisinde kiralama şirketleri var. 50'den fazla kiralama şirketi var, tedarikçilerimiz. E, Türkiye'nin en büyük filosuna sahip. Oradan son kullanıcıya ulaşıyoruz. Evet. Mobil aplikasyonlarımız var. Web sitemiz var. Çağrı merkezimiz var. Buradan kullanıcılarımıza en iyi hizmeti nasıl hızlı verebilirsek... Ona uğraşıyoruz, ona çaba sarf ediyoruz ve veriyoruz da. Güvenli bir platform. Böyle. Bu çok önemli, güvenli bir platform olması. Aslında e, garaj.com'u anlatırken çok da güzel bir slogan verdiniz bize. Garaj aracı olmayan herkesin cebindeki araç olmayı hedefliyor evet. dediniz. 3 dakikada kirala, 30 dakikada kapında. Sloganımız Harika. da böyle. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> evet. çok güzel bir slogan. E, mobil hizmetlerimiz var dediniz. Evet. Ve 24 saat kesintisiz 7-24 hizmet sağlamaktasınız. Doğru evet, mu? Evet doğrudur. Peki e, operasyonel kiralama ve günlük kiralama firmalarına ne gibi hizmetler sunmaktasınız? Garaj.com olarak. Yani bizim bünyemizde e, operasyonel kiralamadan ziyade kısa süreli kiralama var. Orada firmaların büyümesini sağlıyoruz. Firmalara güvenli müşteriye ulaştırıyoruz. Güvenli müşteriye de e, temiz, düzgün firmalarla buluşturuyoruz güvenli müşteriyi de. Yani müşteri oradan arabasını kiraladığı zaman kendisi de rahat oluyor, gönlü de rahat oluyor. Yani e, biliyorsunuz kiralama firmaları e, biraz mafevari. Evet, maalesef ee, bir takım... Evet, senet imzalattırıyorlar. Ee, evet. Ne bileyim, işte arabayı çarptığı zaman müşterilere zorluk çıkartıyorlar. Tabii bizim platformumuzdaki tedarikçilerimiz kesinlikle böyle değil. Biz bunları eleyerek, seçerek platforma dahil ediyoruz. E, bu gibi problemlerle yaşamıyoruz. Hiç de karşılaşmadık. Bunlar çok önemli, evet. gerçekten çok önemli. Ve tüm bu kriterlere e, ayak uydurarak 15 binden fazla aracı platformunuzda bulundurmaktasınız. Evet. Bu çok ciddi bir başarı. Türkiye'nin en büyük filosuna sahibiz. Evet, gerçekten öyle. 2 evet. e, yıllık bir süreç içerisinde bunu gerçekleştirdiniz. Evet. Çok büyük bir başarı gerçekten Teşekkür öyle. Ederim. Evet e, biraz daha iş ortaklarınızı seçerken nelere dikkat ettiğinizin üzerinde duralım mı? Biraz önce senetten bahsettiniz ya da e, kiralamak isteyen tarafa bir takım olumsuz yaptırımlarda bulunmak istiyor firmalar. Evet ya ortaklığımızı seçerken e, tüm oto kiralama kuruluşları derneği var Tokder. E, bilhassa bunun üyesi olmasını şartı koşuyoruz. Evet, TokDer üyesi olacak. Evet, kiralama firmalarının muhakkak TokDer üyesi olması gerekiyor. Çünkü zaten TokDer e, bizden önce burada firmaları bir eliyor, bir denetliyor. Hı hı. Senet müşterilere. Müşterileri üzüyorlar mı? Merdiven altı kiralama şirketleri mi? Hı hı. E, kiralama filolarının büyük olması gerekiyor zaten Tokter e üyesi olması için. E, biz de bu şartı öngördük ve uyguladık. Bizim platformumuzdaki tedarikçilerimiz de en az 250 aracı sahip olması gerekiyor ki müşteri mağdur olmasın. Yani bazen rezervasyonlar geçtiği zaman müşteriye arabayı teslim edemedikleri durumlar dahi oluyor bu 250 arabalı firalarda. Ee, biz de kendi ağımızı kurduk. Kendi yedekleme ağımızı kurduk. Tedarikçilerimizin zorlandığı yerde de onlara destek olup onların rezervasyonlarını biz hızlı bir şekilde teslimatlarını biz sağlıyoruz. Ve müşteri Mağdur olmuyor. Harika. E, olası bir açık durumunda biz evet. e, zaten hemen onu kapatabiliyoruz. Evet. Ne müşteri mağdur oluyor, evet. ne de firma zor durumda evet. kalıyor diyorsunuz. Gerçekten e, çok da sağlam nedenler üzerine kurulmuş bir firma var, bir e, site var karşımızda. Peki. Biraz da araçlardan bahsedelim mi? Araçlarda da belli bir kriter var mı? İşte şu yaşta olacak, sigortası olacak, şu olacak, bu olacak gibi. Araçlarımızın hepsi kiralama kaskosu olması zorunlu. Hı hı. Müşteri mağdur olmasın diye. Müşteriye bu yansıtılmasın diye. Zaten tedarikçilerimizin hepsi profesyonel çalıştıklarından dolayı... ...bütün şartları yerine getiriyorlar. Evet. Muhakkak arabalarda kiralama kaskoları var. Arabaların hepsi yeni ve bizim platformumuzda olmak için en az arabalarının yaş ömrünün bir yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Yeni arabalarla müşterilere hizmet veriyoruz. Bu bizim şartlarımızdan. Harika. Peki e, günlük kiralama ve operasyonel kiralama firmaları ile çalışma ortamı yapmak için neler yapıyorsunuz? Ne tür çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Ya onları daha hizmet verip onlara müşteriyi ulaştırmak ve onları büyütmeyi hedefliyoruz. Evet, e, operasyonel kiralama şirketi belirleme konusunda müşterilerin dikkat etmesi gereken konular sizce nelerdir? Ya Öncelikle bir kere kiralama şirketinin muhakkak TOKTER'e üye olması gerekiyor. Ve müşterinin de bunu bilmesi gerekiyor. Müşteri bir kiralama firmasına gittiği zaman bunu sorabilir. TOKTER üyesi misiniz kiralama yapmadan önce? Hı hı. E, veyahut da... Onun marka bilinirliğinin olması gerekiyor. Kurumsal bir yerden kiralanması gerekiyor. Yani daha önceden bahsettiğimiz gibi merdiven altı kiralama firmaları e, müşterilere senet imzalattırıyorlar. Açık senet imzalattırıyorlar. Evet. Ve arabayı çarptıktan sonra veya kaza olduktan sonra müşterilere problem çıkartıyorlar. E, biz bundan çok müzdaribiz. Böyle olmasın diye zaten biz garajı kurduk. Tedarikçileri denetleyip bünyemizi alıyoruz. Ve müşterilerimize çok kaliteli hizmet ve güvenli hizmet sağlıyoruz. Evet, bu gerçekten çok çok önemli. Ee, böylece tabii ki müşteri memnuniyeti sağlanmış oluyor, değil mi? Evet, yani şu an bizde e, araç kiralayanların yüzde ilk araba kiralayanlar, ilk kez hayatında araba kiralayanlarla dolu. Hı hı hı. Tekrarlayan rezervasyonlarımız çok çok yüksek. E, bir de ayağa götürüyoruz arabayı. Bu da özel bir hizmet, gerçekten evet, özel evet. bir hizmet. Türkiye'de bunu ilk kez biz yaptık ve çok başarılı da oldu. Müşteri bizim mobil aplikasyonumuzdan rezervasyonunu yapıyor. Hiçbir fotokopi evrağı, hiçbir şeyle uğraşmıyor. Bütün ödemelerini de mobil aplikasyonlarımızdan yapıyor. Biz yarım saat içerisinde Türkiye'nin neresindeyse arabaya götürüp teslim ediyoruz. Müşterinin arabayla işi bittiğinde de gene aynı şekilde saati geldiğinde herhangi bir aksama yoksa saatinde... Önden bizim çağrı merkezi iletişime geçiyor. Gene aynı saatte kapısından müşterinin arabayı alıyoruz. Evet gerçekten çok da güzel bir hizmet. Tabi bu noktada bunu da sormadan geçemeyeceğim. Araç kiralama günümüzde artık standart fiyatlarda seyretmeye başladı bu standart fiyatlar da bizlere biraz yüksek geliyor. Ama şimdi hizmet kalitesi yükseldikçe bu standart fiyatlar da yani açıkçası garaj.com'un fiyatları nasıl? Ya garaj.com bir pazar yeri olduğundan dolayı hı. bütün tedarikçi firmalarda ürünlerini orada sergiledikten ve sattıktan dolayı burada bir rekabet oluşuyor aslında. Hı hı. Yani diğer firmalara teker teker bakmaktansa garaj.com'a girip bütün Tedarikçileri sıralayıp hangisinde bu ürün uygunsa ondan kiralama yapabiliyor müşteri. Örnek Hayır. veriyorum bir line'e A firmasında 90 lira, B firmasında 100 lira, C firmasında 110 lira. 90 liralık firmadan kiralayıp hizmeti alabilirsiniz. Nihayetinde hepsi aynı araba. Çok da güzel. Veyahut da orada firmanın soka skoru var. Firmanın skoru daha iyiyse, hizmeti daha iyiyse, onun rakamı bir 10 lirada yüksekse müşteri bazen daha hizmeti satın almış oluyor. Biraz daha yüksek vererek. Evet gerçekten de çok güzel bir hizmet olanağı bu. E, seçenek oldukça bol. Evet. Aynı zamanda bu platformun içinde bulunan firmalarda kendi fiyat politikalarını uygulayabiliyorlar. Evet. Hiçbir zorunluluk evet. olmaksızın. Evet gerçekten son derece uygun diyoruz. E, peki ülkemizde araç kiralama daha da yaygınlaşacak mı size göre ya aslında biz pazarı büyütüyoruz. Ya yani dedik ya daha demin de ilk hayatında ilk kez araba kiralayanlar bizde yüzde %60'tan fazla. Evet. İnsanlar kiralama şirketlerine güvenemiyorlar. Hı hı. Bu daha demin bahsettiğimiz olaylardan dolayı, Doğru. senetlerden dolayı, problemlerden dolayı, mafyavari e, işletmecilerden dolayı evet. biz sektörü büyütüyoruz aslında. Hı, hı. E, otomotiv sektörü de her yıl yüzde yirmi büyüyor. Eee Hepsi birbirine paralel olarak büyüdüğünden dolayı bu sektör daha da büyüyecek. Evet. Peki e, bu platformun içerisinde VIP hizmet veren araç kiralama şirketleri de bulunmakta mı? Yani almayı düşünüyoruz. Hı hı. E, henüz yok. Henüz yok evet. ama... Gelecek dönemlerde bu platformun içerisinde bu da olacak diyorsunuz. Evet, en önemli sorulardan bir tanesi bu olsa gerek. Garaj olarak hangi bölgelerde güçlüsünüz ve bundan sonrasında hangi bölgelerde garaj uygulamasını kullanarak işlemlerimizi tamamlayabileceğiz. Garaj tüm Türkiye'de güçlü. Her ilçeye 30 dakikada teslimat yapıyoruz. İddialıyız. E, tabii ki yedeklememizi İstanbul'da yaptığımızdan dolayı tedarikçilerimizi de İstanbul'da destekliyoruz. Evet. Böylece aslında garaj.com'un e, hedeflerinin bir türlü son bulmayacağı hedeflerde sınır olmadığını da görüyoruz. Evet. Tüm Türkiye'ye şu an itibariyle hakimsiniz. Evet. Ve e, ciddi bir konu bu. 30 dakika içerisinde aracı Teslim ediyoruz, teslim evet. alıyorlar demiyorsunuz. Evet, teslim ediyoruz. Kapıya hizmet verilmekte. Evet. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için. Ve aynı zamanda bu alanda, bu sektörde yepyeni bir firma, kocaman bir platform ve güvenilir bir platformla evet. tanıştırdığınız için bizleri. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, garaj.com'dan Sayın Cevat Boran'ı ağırladık. or check